Bayram yaklaşıyor. Hediyeleşme çok önemli. İstedik ki çöl yaklı kardeşlerimizle de bir hediyemiz olsun, bir ikramımız olsun. Çünkü onların özellikle glutensiz gıdalar kullanması gerekiyor. Bunların tedariki çok kolay değil. Tedarik edilse bile özellikle maddi durumu iyi olmayanlar için gerçekten önemli bir maddi külfet. Madem toplumun her kesimine belediye olarak sahip çıkıyoruz, katkı veriyoruz. Bu kardeşlerimize de Çöl Yak Derneği aracılığıyla böyle bir katkı vermek istedik. Ben değerli başkanımıza, yönetiminin şahsında değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle ihtiyaç sahibi olan derneğimize üye çöl yaklı kardeşlerimize 18 tane glutensiz üründen oluşan inşallah kolimizi ulaştırmış olacağız ve onlar için de bir bayram hediyesi olacak. Daha öncesinde halk ekmek büfelerimizde belli noktalarda glutensiz ekmek tedarik edebiliyorlar idi. O bir başlangıçtı belki. Bu da onun ikinci bir aşaması. İnşallah bundan sonraki süreçte de Çorum'un bütün katmanları, tüm hemşehrilerimize nasıl katkı veriyorsak inşallah bu bir başlangıcı olsun ve çöl yaklı kardeşlerimize de beraber olalım. Çöl yak bir hastalık değildir açıkçası. Arkadaşlarımız genel kamuoyundaki yaklaşıma göre bunu böyle düşünmüşler. Çöl yak sadece belli gıdaları tüketemeyen ve diyeti olan, belli gıdalı alerjisi olan bir durum, bir hastalık değil. Ama bir farkındalık önemli. Tekrar bize vesile oldukları için teşekkür ediyoruz derneğimize. Şu özel süreçte, özellikle bu pandemide birçok ailemiz işsiz kaldı. Birçok yerler kapalı olduğu için. Onlara da bir nebze destek olabilmek bizi çok mutlu etti. Tabii bu sizin sayenizde. Gerçekten çok teşekkür ederiz başkanım.